Dünya sanatlarından herkese merhaba. Türkiye'nin ekonomi ekranı EkoTürk'te karşınızdayız. Ben Gözde Özkösoğlu. Bugün piyasalara dair son notları aktaracağız ama stüdyoda iki konuğum olacak. Öncelikle ikisini de anons etmek istiyorum. Biri her salı olduğu gibi bizimle olan Doktor Pelin Yantur. Pelin, hoş geldin tekrardan yayınımıza. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi kendisi. Diğer konuğumsa bugün Fetch firmasının CEO'su olacak Humayun Şeyh. Kendisi Pakistan asıllı, Cambridge'de firması var. Fetch, kripto paralar üzerine çalışıyorlar ve yapay zeka üzerine çalışıyorlar. Dolayısıyla piyasalarda da kripto paraların önemini biliyoruz. Bu konuyla ilgili de detaylı olarak konuşacağız kendisiyle. Önce bir kripto paralar nedir, bundan bahsedeceğiz. Firmayı tanıyacağız. Ardından da Pelin Yantur'la piyasa sohbetimize devam edeceğiz diyelim. Welcome to our program again. Programımıza hoş geldiniz tekrardan. Benim için onurdu. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Öncelikle şirketinizle ilgili daha fazla bilgi almak istiyorum. Cambridge merkezli bir firma. Ve kripto para birimini kullanıyorsunuz. Tanıtabilir misiniz? Fetch herkese açık bir düzen geliştiriyor. Ve insanların farklı ekonomik çözümler oluşturabilecek ve makine öğrenimi ve yapay zekayı kullanarak daha farklı yeni sistemler oluşturarak ve ekonomik sistemler oluşturarak kullanabileceği bir platform. Şu andaki mevcut para birimlerine olan güven azalmakta. Sizin bu kripto entayı oluşturmadaki asıl neden nedir? Birçok sorun var ve bunlarla ilgili konuşacağım. Birincisi, çok fazla ülkeler arası ticaret oluyor. Dünya küçülüyor ve güven azalıyor çünkü daha farklı para birimlerini devam ettirmek zorlaşıyor. Piyasa yükseldikçe ve bu risk azalma aletleri bulunmadığından dolayı bu riskleri en aza çekerek ekonomiyi geliştirmek ve bu çözümde aktif bir rol oynayarak ve yeni teknolojiyi kullanarak bu sonuçları daha ucuz ve hızlı bir şekilde sunmayı hedefliyoruz. Kripto para birimine olan ilginin artmasının en büyük sebeplerinden biri de bu. Kripto para birimi sadece bir alet ve nihai sonuç olarak görülmemeli. Şirketiniz Türk bir çelik firmasıyla partnerlik kurdular. Bu partnerlikle ilgili sizin ne gibi avantajlar sağlayacak? Çelik üretimiyle ilgili bir partnerlik yapıyoruz ve bu partnerliği yapmamızın sebebi bir model oluşturmakta ve modelde şu şekilde üç şey yapmakta. Biri ülkeler arası ödeme yapabilirsiniz diğer para birimlerine bağlı kalmadan. Tamamıyla sizin ayarlayabileceğiniz ve düzenleyebileceğiniz bir sistem olabilecek. Üçüncüsü ve farklı şirketlere fon sağlama ve üretim kapasitesini artırmak. Bu merkezi olmayan kripto para birimine farklı sonuçlar getirebilmek. Türkiye'deki çelik üretimi sektörü hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye çelik üretiminin en büyük çelik üreticilerinden bir tanesi. Ve artan
ve yükselen de bir ekonomi. Fakat şu anda bir zorluklar da aynı zamanda yaşamakta bu sektörde. Bunun en büyük sebebi de para biriminin iktisal istikrarsızlığından kaynaklanabiliyor. Çünkü Türk para biriminin değer kaybetmesi veya da bu riskleri devre dışı bırakarak farklı para birimleri kullanmadan kripto para birimiyle bu accelerate the business development and growth. Okay. So how do you see the cryptocurrency future in the near future? Kripto para birimi gelecek hakkında ne düşünüyorsunuz? Kripto para birimi bir alet olarak görülmeli. En büyük endişe bence bir şeffafiyet yok olmadığı ile ilgili, ama bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Which is blockchain technology, blockchain teknolojisi ve çok şeffaf bir teknoloji ve çok iyi bir şekilde organize edilebilir ve ilginç ve farklı bir ekonomik modeli ve fon modeli. Farklı para birimlerine olan etkilerini azaltıyor. Kendi ticaret dengelerini ve ödeme dengelerini sağlayabilirler bu para birimiyle. Eğer doğru kullanılırsa ve oyunu değiştirebilir. Blockchain teknolojisinin kullandığı başka alanları açıklar mısınız? Blockchain genel bir teknoloji. Fetch AI bakımından makine öğrenimi ve yapay zeka için kullanıyoruz. Normal insanları öğretmek için bu teknik bilgileri insanlara öğretmek için kullanıyoruz. Bizim fazla bilgimiz olmadığımız konularda blockchain bize yardımcı oluyor. Blockchain şeffaf bir platform, yeni piyasaların dahil olabildiği, zamandan kazanım sağlayan bir platform. Ödemeler daha hızlı olabilir, ülkeler arası ödeme gelişebilir. Ve diğer para birimlerinin etkisini de azaltabilir. Ve para birimlerinin değerleri hakkında endişelenmemize gerek kalmayabilir. Blockchain teknoloji dünyanın ekonomik sistemini nasıl etkiler gelecekte? Bana göre, kendi şahsi düşüncem bu. Blockchain gelişen piyasalarda hızlı bir gelişim göstereceğini düşünüyorum. Açık ve boş bir alan, yeni bir alan, yeni çözümlerin getirilebileceği ve hızlı çözümlerin getirebileceği. Şu anda olan şey, gelişen piyasalar yeni ticaret sistemleri oluşturmaya bakıyor. Bu da farklı ekonomik sistemlerin oluşturmasıyla olabilecek bir şey. Finance and business, and I see the growth will come more from the emerging markets, and these emerging markets. Bu büyüme gelişen piyasalardan geleceğini ve hızlı olacağını düşünüyorum. Çin'le ilgili blockchain teknolojisine yatırım yapıyor ve birçok ülke de blockchain teknolojisine yatırım yapıyor, kripto para birimine de dahil. Again, China has taken the lead. Yine Çin'in bu konuda önderlik yapmakta ve birçok teknolojik sektörde aktif olarak rol alıyor. Şu anda blockchain'e girdiler ve blockchain'i tanıtıyorlar. Kind of solutions you can create. Ve bunun ne yapabileceğinizi, nasıl çözümler oluşturabileceğinizi anlatıyorlar. But they're definitely very pro blockchain. Para birimleri
olabilir blockchain de onlardan bir tanesi. Blockchain'i yeni fonlama ve finansal çözümler oluşturmak için kullanmalı ve kendi para birimimizi yaratmalı ve ekonomik sektörlerde büyümeyi daha hızlandırmalıyız. Zaman için teşekkür ederiz. Beni davet ettiğin için teşekkür ederiz. Evet Pelin, şimdi sana da dönüp sormak isterim. Bu kripto paralarla ilgili sen de dinledin.